Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi farada alayna siyama shahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad alladhi sanna lana qiyama shahri Ramadan. Ramazan ayı rozasını tutmaqın bizlərə fərz qılğan Allah Taala'ya hamd sanalar olsun. Ramazan kecelerini bedar bulup ibadette olmağını bizlerge sünnet kırgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatı durudlar olsun. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve inşehte ce'altan hazne sehlen bi kudretike ya erhamen rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Taala'nın ulu ayı Ramazan ayının keçelerinden biri de siz muhteremler bilen Allah'ın üyelerinden bir üyede cemlenip durganımızdan nihayette kursamız. Allah Subhanahu ve Taala bu ayını gündüzlerini rozasını tutup otkızacağımızda kabul eylesin. Bu keseleri bedar olup kılayarken hakkı kurbanlar ibadetlerini dergahından kabul eylesin. Bu yılki Ramazan derslerine sizin hakkı kurbanınızda o şeker münasebetlerle eğitilen sözlerini ulamalarımızla maslahat kılıp ruhi terbiye bağlasında buluşurum. Kalbini paklaş, nefsini tazeleş, ahlakını saykalleş manası da bu işini karar kıldı. Çünkü elhamdülillah hemeniz siz bilenmiz Allah'ın dinine kaydı. İbadetlerimizin belkesini malum bir seviyede kütarıp indi içki mahiyetini düşünür. İbadetini, halavetini tetiş. Onu ahlakımızda tesirini utkazış. Ve bence işlerimizde ruhaniyetini kütarış basıkçıya kirli. Çünkü için bu tarafa itibar verişimiz gerek. Ruhi terbiye ilmi. İnsan kalbini pakileş ilmi. Onun nefsini tazeleş ilmi. Ahlakını saygınlaş ilmi, aynen bana şu vazifeni başlayın. Hazır geçen siz bilenimiz organgen ibadetler, ahkamlar, ibadetlerimizin sırtkı tarafını, taşkı tarafını organgenimiz. Bunu ulamalarımız fıkh-ı zahir diyelim. Yani taşkı tarafını fıkh-ı diyelim. Misal üçün namazın aradığına basit organ gelmemiz neçi vakit farz namaz var, onu organ değil. Bandan neçi rakat, peşin birinci rakat, asr kanda onu organ değil. Taharatlı farzlarını organ değil. Namazlı farzlarını organ değil. Ularını kanda kılıp ada etiş, namazı okuyarken de kalbimizin kanda tutamız, kolumuz kayıtla duradır. Ruku okularında halatımız kanda oluş gerek. Sacdaki balganda ınatılış gerek, hem nasıl taş tarafımız. Kol kan daktıradı, ayak kan daktıradı, yavranı kan daktıramız, kularını sonra ne işte, ne cimatta etemiz. Bana şu, hem nasıl sıkkı mesele. O, şimdi kalbini ibadet vaktinde kan daktış gerekliliği doğrusu dedi. Demek ilimini ulamalarımız fıkhı al-batın neydi? İçki fıkh. Şimdi biz o ibadetlerini bazaliyetken paydada kalbimizin kanda tutmağımız gerekliydi. Her bir ibadetini ada ederken de özümüzün fikrimiz, zikrimiz, vücudumuz, içimiz, nefsimiz kanda tutmağımız için lazım değil mi? Demek yolda koyuşumuz gerekliydi.
Bana şu taraflarını örgüde devam edilmeli. Demek fıkhı al-bahtindir. Atarak. Ana şu, demek fıkhı batınlı organiz, siz bilmenizi, ibadetimizin mahiyetini engel yetiş, ana şu ibadetinin ruhaniyetini götürüş, ibadetinin kuruk tanesiyle can kiritiş, ana ondan halavet tapış, ana şu ibadetimizin ahlakımızı güzelleştirişi, bütün dünyada bulgen münasebetinizin yaxşilik tarafga o'zgartirish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Avvalgi suhbatlarimizda bu ilmni tarixi, tariflari, muqaddimalari hammasi o'tdi. Bugungi yetib kelgan joyimiz mana shu ruhni poklash, ruhiy tarbiyada xizmat qilish, qalbni tozalash uchun bo'ladigan ba'zi bir omillar, ibodatlarni, vositalarni o'rganishga kirishamiz. Kalbini tozalash vositalari deyilganda ado etsa, bajarsa, kalbini poklashga xizmat qiladigan amallar ko'rsatiladi. Bir qancha amallar borki, shuni qilayotganda odam bajarayotganda qalbining poklanishi sodir bo'ladi. Ana shu qilgan amali uni nafsini jilovlashga, axloqini sayqallashga xizmat qiladi. Ana shu vositalarni birinchisi tahorat bo'ladi. Tahorat namozda qiladigan o'zimizga ma'lum tahorat emas. Tahorat deganda uni arabchada vuzu deyiladi. Poklik, ya'ni keng ma'nodagi poklik ko'zda tutiladi. Islom poklik dinidir. Hamma narsada poklikni talab qiladi. O'zimiz o'ylab ko'raylik. Birorta ibodatimiz pokliksiz bo'lmaydi. Tahoratsiz ibodat yo'q. Namoz o'qiladigan bo'lsak, demak badanimiz pok bo'lishi kerak, kiyimimiz pok bo'lishi kerak, makonimiz pok bo'lishi kerak. Qarang. Boshqa ibodatlarning hammasida ham poklik asosiy shart qilib qo'yilgan. Shuning uchun Islom poklik dini deyiladi, juda keng ma'noda. Unga namozga tahorat qilish ham kiradi, junublikdan musul qilish ham kiradi. Eng muhimi butun vujudini pokligi, qalbni pokligi, nafsni pokligi, axloqni pokligi hammasi qo'shilib mujassam bo'ladi. Ana shunday buyuk poklik to'g'risida demak fiqh botinda ruhiy tarbiya ilmida so'z ketadi. Alloh subhanahu va taolo arab tilida tohir tahorat deb atalgan poklik ma'nosini o'zining kalomi sharifi Qur'oni Karimda ma'lum etgan. Shu poklik haqidagi oyatlar Qur'oni Karimda 26 ta oyat. 26 ta oyatda poklik va pokizalarni Alloh taolo maqtayapti. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Va fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallohu yuhibbul mutahhirin. Demak, bir odamlar borki, ular poklanishni istaydilar. Alloh poklanuvchilarni yaxshi ko'radi. Bunga o'xshagan oyatlar ketma-ket keladi Qur'onda. Demak, Alloh pok insonni yaxshi ko'radi. Poklikni yaxshi ko'radi. Ana mu'min ism musulmon inson hamma tarafdan pok bo'ladi, chunki u Allohning muhabbatini qozonmoqchi. Yoki aksincha qilib aytadigan bo'lsak, Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan banda pok bo'lsin. Hamma tarafdan pok bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam moddiy poklik. Bizda hozirga rivoyat qilishimiz. Shuni ham ma'lum etganlar an-nazofatu minal iymon deganlar. Pokizalik, tozalik va sirtqi tozalik. O'zini, kiyim boshini, turar joyini, ish joyini, boshqa taraflarini pokiza tutish iymondan bo'ladi.